Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, Hendek Savaşı devam ediyordu. Günler birbirini kovalıyor, zor günler yaşanıyordu. Sabırla, dirençle ısrar edenler zafere ulaşacaklardı. Yılmayan ruhlar hangi tarafta varsa o taraf zafere doğru koşacaktı. Açlık vardı, yorgunluk vardı, şiddetli soğuk vardı. Morallerin sarsılması vardı. Hendek'in iki tarafında olan ordular birbirlerine ancak ok atabiliyorlardı. Yer yer Mekke müşrik ordusundan bazı süvariler Hendek'i geçmeye kalkışıyorlardı ama başaramıyorlardı. Bu gidişle Mekke müşrik ordusu, o dev ordu bir şey yapamayacaktı. Peygamber Efendimiz, şerefli arkadaşlarının yorgunluğunu, uykusuzluğunu, açlığını görüyor, bütün bunlara sabırlarında görüyor ve Rabbine dua ediyordu. Allah'ım, kitabını indiren, hesabı süratli olan Rabbim, Ahzab ordusunu hezimete uğrat. Allah'ım onları perişan et, onları derinden sars diye dua ediyordu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Hendek Savaşı'nda Resulullah'a sorduk. Ey Allah'ın Resulü, kalpler boğaza dayandı. Diyebileceğiniz bir şey var mıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu ve ekledi. Allah'ım açıklarımızı ört, düşmandan koru. Korkularımızı emniyete döndür buyurdu. Güç ve kuvvetin yegane sahibi, kadiri mutlak olan Allahu Teala idi. Bütün varlıkları var eden ve varlığını devam ettiren O'ydu. Bunu en derinlikli olarak kavrayan müminlerdi. Şimdi takatın, dermanın tükenişe geçtiği bir zamandı. Kul böylesi bir zamanda bütün varlığıyla Rabbi Rahim'ine dualar edecekti. Korkularını emniyete dönüştürmesini dileyecekti. Güç kuvvet vermesini niyaz edecekti. Zayıflayan umutların kuvvetli umutlara dönüştürmesini isteyecekti. Kul bütün imkanlarını kullanacaktı. Yeni çıkışlar, yeni imkanlar için Rabbine dualar edecekti. Rahman ve Rahim müminlere bir imkan lütfediyordu. Onlara bir çıkış yolu ikram ediyordu. Savaşın gidişatını değiştirecek bir yol veriyordu. Gatafanlı Nuaym bin Mesud vardı. Dürüst bir insandı. Onu tanıyanlar onun dürüstlüğünü, güvenilir bir insan olduğunu bilirlerdi. Nuaym bin Mesud uzun süredir Müslümanların hallerini, davranışlarını takip ediyordu. Onların dirençlerini, ahlaklarını, Resulullah olan bağlılıklarını, imanlarının onlara yön verişlerini izliyor, hayran oluyordu. Özellikle Peygamber Efendimizin ahlakına, asil davranışlarına, hikmet dolu sözlerine bütünüyle hayrandı. Bir yolunu buluyor ve Resulullah'ın huzuruna geliyordu. Ey Allah'ın Resulü diyordu. Ben İslam dinini seçtim. Halkım benim Müslüman olduğumu bilmiyor. Ne yapmamı isterseniz öylece emrediniz diyordu. Zaman en kritik, en nazik bir zamandı. Neredeyse Nuaym bin Mesud Hızır gibi yetişmişti. Rabbi Rahim bir kulunu gönderiyordu. Peygamber Efendimiz son derece seviniyor ve sen bizim saflarımızda yer aldığında tek bir nefer olursun. Sen gücün yettiğince düşmanı bizden uzak tut. Harp hiledir buyuruyordu. Nuaym Peygamber Efendimizin ne söylediğini iyi anlamıştı. Önce Beni Kureyze'ye gidiyordu. Onları çok iyi tanıyor. Kureyzeliler da
Nuaym'i çok iyi biliyor ve güveniyorlardı. Nuaym bin Mesud, Beni Kureyza'nın ileri gelenlerine, size olan düşüncelerimi, duygularımı, sizin olan ilişkilerimi biliyorsunuz diyordu. Onlar evet, bizim gözümüzde seninle ilgili hiçbir olumsuzluk yoktur diyorlardı. Nuaym, şunu söylemek isterim. Kureyş ve Katafanların durumu sizden çok farklı. Burası sizin yurdunuz. Burada bulunan mallar sizin mallarınız. Çocuklar sizin çocuklarınız. Kadınlar sizin kadınlarınız. Bütün bunları bırakıp hiçbir yere gidemezsiniz. Kureyş ve Katafanlar ise Muhammed ve adamlarıyla savaşmak için geldi. Siz onlara arka çıkmayı tercih ettiniz. Onların yurtları, kadınları, çocukları ve malları burada değil. Onların durumu sizinki gibi değil. İmkan bulurlarsa hedeflerine ulaşırlar. Ama imkan bulamazlarsa yurtlarına, yuvalarına dönerler. Sizi kendi yurdunuzda Muhammed'le baş başa bırakırlar. Yalnız kaldığınızda Müslümanlara karşı gücünüz yetecek mi? Derim ki, içinde bulunduğunuz böyle bir durumda Kureyş ve Katafanların ileri gelenlerinden bazılarını size rehin verilmedikçe, bu rehinler sizin yanınızda sonuna kadar kalmadıkça Kureyş ve Katafanların safında yer alıp Müslümanlara karşı savaşmayın. Bu sözler hedefine varıyordu. Beni Kureyze kabilesinin ileri gelenleri göz önünde tutulup değerlendirilmesi gereken bir geceye işaret ettin, doğru söyledin diyorlardı. Nuaym istediğini elde etmiş olarak Beni Kureyza'dan ayrılıyordu. Kureyşlerin yanına, Kureyş lideri Ebu Sufyan'ın yanına varıyordu. Kureyşlerin ileri gelenleri de vardı. Nuaym söze şöyle başlıyordu. Size karşı iyi duygularımı ve bugüne kadar Muhammed'den uzak durduğumu biliyorsunuz. Yeni bir durumla karşılaştım. Bunu size ulaştırmayı üzerime bir hak bildim. Sözlerimi dinleyin ve bu bilgileri benden duyduğunuzu da gizleyin. Kureyşler evet, istediğini yapacağız, gizli tutacağız diyorlardı. Nuaym, sizin de hissettiğiniz gibi Yahudiler Muhammed'le aralarındaki ahdi bozduklarına pişman oldular. Beni ona gönderdiler. Biz yaptığımıza pişman olduk. Kureyş ve Katafanlıların ileri gelenlerinden bir hileyle rehinler almak istiyoruz ve onları sana teslim etmek istiyoruz. Onların boyunlarını vurursun ve bundan böyle bizler sizinle beraber olacağız. Biz tekrar ahdimizi yenilemek istiyoruz diye Muhammed'e böyle haber gönderdiler. Muhammed de onların tekliflerini kabul etti. Eğer Yahudiler size temsilciler gönderir, sizden bazı adamlarınızı rehin olarak isterlerse onlara tek bir adamınızı dahi rehin olarak vermeyin diyordu. Nuaym Kureyşlerle ilgili de hedefine varıyordu. Onlardan ayrılıyor, Katafanlılara geliyordu. Nuaym, ey Katafanlılar, sizler benim aslım, aşiretimsiniz. İnsanlar içinde bana en yakın, en fazla muhabbet duyduğum kimselersiniz. Beni herhangi bir olumsuzlukla itham edebiliyor musunuz? Onlar hayır. Seninle ilgili olumsuz bir düşüncemiz olamaz. Ne söylersen doğru söylersin diyorlardı. Nuaym, o zaman beni dinleyin. Benden duyduklarınızı da gizleyin. Nuaym, Kureyşlere söylediğini aynen Katafanlara da söyledi. Hicretin 5. yılıydı. Şevval ayının bir cumartesi gecesi. Mekke müşrik ordusunun lideri Ebu Sufyan'la Katafan ordusunun lideri bir araya geliyor, Ebu Cehil'in oğlu İkrime'nin başkanlığında Beni Kureyza'ya bir heyet gönderiyorlardı. Heyet Beni Kureyza'ya geldiğinde İkrime konuşuyor. İyi bir durumda değiliz. Daha fazla beklememize imkan yok. Atlar, develer dayanamıyor. Açlıktan helak oluyorlar. Savaş için hazırlanın. Daha fazla bekleyemeyiz. Toptan saldırıya geçiyoruz. Muhammed'in işini bitirelim.
aramızda sürüp giden bu çatışmayı bitirelim ve rahat yüzü görelim diyordu. Beni Kureyzalılar, bizim durumumuz çok kritik. Sizler kendi içinizden bazı ileri gelenleri bize rehin vermelisiniz. Şayet rehin vermezseniz biz savaşmayız. Zira savaşın seyri iyi gittiğinde problem yok. Ama savaş aleyhte gelişirse sizler yurdunuza kaçacaksınız. Biz Muhammed'le karşı karşıya kalacağız. O zaman bizim hayatımız çok zora girecektir. Bizim gücümüz ona yetmez. Bizim kararımız budur diyorlardı. Heyet elleri boş dönüyordu. Olup bitenleri anlatıyorlar. Kureyş ve Katafan liderleri, vallahi Nuaym bin Mesud'un bize söyledikleri doğrudur diyorlardı. Ayrıca beni Kureyze'ye haber gönderiyorlardı. Allah'a yemin olsun ki bizler adamlarımızdan tek bir kişiyi bile size vermeyiz. Eğer savaşmak istiyorsanız meydana çıkın ve savaşın diyorlardı. Beni Kureyzeliler elçinin getirdiği haberi dinledikten sonra, Nuaym bin Mesud'un söyledikleri gerçekten doğru. Bu insanlar bizi savaşa sürmek, savaş iyi giderse fırsatlardan yararlanmak istiyorlar. Eğer savaş istedikleri gibi gitmezse, zorlanırlar, zayiatlar verirlerse yurtlarına kaçarlar. Biz yurdumuzda Muhammed'le karşı karşıya kalırız diyorlar ve bir haberci göndererek, bize rehin vermedikçe vallahi sizinle birlikte savaşmayız diyorlardı. Böylece Beni Kureyze ile yaptıkları ittifak sona eriyordu. Düşman ordusu bir güç kaybına daha uğruyordu. Böylece moralleri daha bir düşüyordu. Savaşların en can alıcı noktası psikolojik savaştı. Nuaym bin Mesud psikolojik bir taktik uyguluyordu. Onların yüreklerini, onların bütünlüklerini parçalamayı hedefliyordu. Yenilgi önce zihinlerde, kalplerde oluyordu. Ve asıl yenilgi bu yenilgiydi. Yüreklerdeki direnci kırmaktı. Hedefe varamayacakları şeklinde bir düşüncenin içine düşürmekti. Kendi içlerinde bütünlüğün olmadığını vehmettirmekti. Psikolojik savaş bir iş çözülmeyi hedefliyordu. İşten çözmeyi istiyordu. Böylece büyük bir ordu sanki eli kolu bağlı gibi bir duyuşun, bir hissin içine giriyordu. Bugün buna soğuk savaş diyorduk. Kitlelerin ruhunu etkilemekti. Giderek kitlelerin ruhunu kontrol altına almak demekti. Bunu başaranlarsa hedeflerine varmış oluyorlardı. Sıcak savaşa gerek kalmaksızın emellerine ulaşıyorlardı. Soğuk savaşla istediğini yaptırma gücüne ulaşıyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.